9 Işık Grubun sunduğu vizyon devam ediyor. Vizyon devam ediyor. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'nın önemli ilçelerinden birisi olan Ereğli'ye gidiyoruz şimdi. Ereğli'deki gezintimize Ereğli Belediyesi'nden başlıyor ve buradaki değişiklikleri belediye başkanının kendisinden dinliyoruz. Ereğli, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarım ve hayvancılık açısından ülkemizin cazibe merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Evet sevgili izleyenlerimiz, vizyon ekibi olarak şimdi de Konya'nın büyüyen gelişen ilçesi Ereğli'den sizlere sesleniyoruz. Ereğli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Oprukçu, bakalım Ereğli için neler yapmış, neler yapacak, bizlere anlatacak. Bizden ayrılmayın. Makamında buluştuğumuz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu sözlerine Ereğli'yi anlatarak başlıyor. Ereğli, Mersin Limanı'nın, Mersin'in arka bahçesi hüviyetinde bir şehir. 150 bin nüfuslu, Anadolu'nun incisi hüviyetinde bir şehir. Büyük Selçuklu'dan Anadolu Selçuklu'ya, Anadolu Selçuklu'dan Karamanoğlu'na, Karamanoğlu'ndan Osmanlı'ya kadar çok sayıda tarihi eseri barındıran, izleri barındıran bir şehir. İnsanı Türk milletinin ve Türk devletinin şerefli mensubu olmanın onurunu yaşayan insanlardan müteşekkil bir şehir. Tarihiyle, doğasıyla, sanayisiyle, tarımıyla, elinde bulundurduğu hayvan potansiyeliyle, süt üretim potansiyeliyle çok ciddi manada gelecek vaat eden bir şehir. Türk milletinin ve Türk devletinin Anadolu'da bekası için müsbet bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda Ereğli'de tabii termal su çıkaran belediye başkanı hüviyetimiz de var. Şu anda 38 derece sıcaklığında sıcak suyumuz efendime söyleyeyim arzu edildiği zaman gürül gürül akıyor. Yine daha yüksek sıcaklıkta sıcak suyla birlikte de inşallah termal tesisler, termal seralarla birlikte muhteşem bir geleceği inşa etme kararlılığımız var. Dolayısıyla bak, başkanım yaptığınız bu proje de Ereğli'nin bir 50 yıl, bir 100 yıl sonraki... 100 yıllık bir projesi değil buna. Başkan Oprukçu'nun Ereğli'nin potansiyellerini hayata geçirecek ve kenti geleceğe taşıyacak pek çok vizyon projesi var. Başkan Oprukçu'dan bu projelerle ilgili bilgiler alıyoruz. Bir endüstri bölgesi kurulmasıyla ilgili çalışmamız var, girişimimiz var. Endüstri bölgesini şu bakımdan önemsiyoruz. Biliyorsunuz Mersin bölgesinde Anadolu'nun ihracat limanının Mersin limanı olduğunu değerlendirdiğimizde limana çok daha yakın uygun yatırım alanlarını temin etmeniz halinde ciddi manada bir sanayileşmenin önünü açarsınız. Bu manada bir gayretimiz var. Onun ötesinde Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıyla ilgili yine bir girişimimiz var. Bu girişimimizle bağlı olarak da Ereğli biliyorsunuz biraz önce de ifade ettim. Ciddi manada tarımsal üretimi olan yani gıda üretimi olan bir şehir. Dolayısıyla Avrupa Birliği normları çerçevesinde standartlarında nitelikli ve kaliteli standardı olan standardı yakalamış gıda tesisleri sınai anlamda kurulsun ve Ereğli'nin ürettikleri bir fazla değerlendirilir iken halkımız da kaliteli, nitelikli, inşallah organik gıdalarla gelecek nesillerimizi Anadolu'nun kendi has, kendi özeli olan doğal ürünleriyle inşallah bu tabii bunun içerisinde tıbbi aromatik bitkileri de ilave ettiğiniz zaman çok ciddi manada gıda sanayi ve gıda sanayi ile birlikte de muhteşem bir geleceğin adresi olmak durumunda Ereğli. A'dan Z'ye kadar. A'dan Z'ye kadar. Yani sosyal belediyecilik anlamında biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Zaten hayırseverliğimiz de insanımız bu manada hiçbirbirine kayıtsız değil. Belediyemiz hiç kayıtsız değil. Bunun doğal sonucu olarak da
biz sosyal belediyecilik anlamında yapılması lazım gelen ne varsa onu eksiksiz yapmaya gayret ediyoruz. Bu gördüğünüz kapı her zaman ve herkese açık, vatandaşın derdiyle, sıkıntısıyla, ihtiyacıyla birebir ilgilenen de bir belediye başkanı hüviyetimiz var. Dolayısıyla rutin belediyecilik hizmetleri, yani derseniz ki yol, derseniz ki sokak, derseniz ki kaldırım, park, derseniz ki temizlik, derseniz ki park, bahçe, çevre düzenlemeleri falan. Bunlar zaten alalade, sıradan rutin belediyecilik hizmetleri. Bu hizmetlerimizin hiçbirisinde Allah'ın izniyle aksamaya müsaademiz ve müsamahamız olmaz. Aksatmamaya azami gayreti sarf ederiz ve nihayetinde de Allah'ın izniyle muhteşem bir geleceğin adresi olarak Ereğli'yi Türkiye'nin önüne koyma imkanı ve fırsatı nasip olsun istiyoruz. Onu yakalama gayreti içerisindeyiz. Yani bir cazibe merkezi olacak. Evet, evet. Başkanım. Tabii burada ifade etmem lazım. Akıyük'te çıkardığımız termal su, biliyorsunuz Akıyük, Şehzade Mustafa'nın katledildiği yer. Evet. Dolayısıyla orası acılarla dolu, hüzünle dolu ama o kadar da efendime söyleyeyim imkanlarla dolu bir bölge. İnşallah burada 100 derecenin üzerinde bir sıcak suyu çıkarma arzumuz, umudumuz ve beklentimiz var. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde de muhteşem bir gelecek bizi bekliyor diye düşünüyoruz. Bu manada sondaj çalışmaları devam ediyor. Evet. Ve Türkiye'de iddia ve ifade ediyoruz. Mineral yönünden en zengin termal suyu Ereğli'de olacak inşallah. Ki analizler onu gösteriyor. İnşallah ülkemizin kazancı hanesine yazılır. Çünkü Türkiye jeotermal kaynaklarının %10'unu bile kullanmıyor. Biz inşallah %100'ünün kullanıldığı bir Türkiye'yi hayal ediyoruz, arzu ediyoruz. Artık Anadolu'da Türk varlığı ebediyen, beka endişesi yaşamayacak şekilde kendi imkanlarını ve kendi kaynaklarını kullanıyor olduğu bir tabloyu müşahede etmek istiyoruz, görmek istiyoruz. Kabul alemin nasip eder mi bilmem ama bu noktada da gayretimiz var. Üreten bir belediyecilik anlayışımız var. Dolayısıyla şirket marifetiyle de inşallah ilave yatırım, istihdama yönelik yatırımları önemsiyoruz, destekliyoruz. Bu noktada da gayretlerimiz olacak inşallah. Başkanım bir de taş evleriniz varmış. Orayla ilgili de bir projeniz var galiba. Tabii taş evlerle ilgili. Taş evler bana göre sit hüviyeti olmamakla birlikte sit hüviyeti kazandırılmış bir bölge. 47 bin metrekarelik bir alan. Biz 2000 yılında Allah ömür versin Milliyetçi Hareket'in çok değerli lideri Devlet Bahçeli Bey'in himmetiyle o taş evler bölgesini Ereğli Belediyesi'ne tahsis ettirmiştik. O tahsisten sonra tahsis birkaç defa el değiştirmiş. Ereğli Belediyesi'nin tasarrufundan çıkmış. En son Büyükşehir Belediyesi'ndeydi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ndeydi taş evler bölgesinin tahsisi. Konya Büyükşehir Belediyesi Ereğli Belediyesi lehine tahsisten feragat etti. Yani 40-50 milyonluk yatırım gerektiren bir projeyle birlikte ama Ereğli açısından öncelikli bir alan durumunda. Çünkü Ereğli'de kirlilik üreten hiçbir yeri ben içime sindiremiyorum. Orada da en azından görsel anlamda bir kirliliğin olduğu gerçeği var. İnşallah o kirliliği de ortadan kaldıracağız. Başkanım tabii Ereğli deyince beyaz kiraz ve özellikle kara havuç da buradan çıkıyormuş. Genelde evet. Sevgili izleyenlerimiz Adana diyebilir ama burada istenip Adana'ya gönderiliyor değil mi? O konuda şimdi da bilgi tabii var. Havucu üretiyoruz. Biz Adana tabii şalgamıyla da meşhur. Yani kebabıyla olduğu kadar şalgamıyla da meşhur. Tabii Adana'nın önemli firmaları Ereğli'nin siyah havucuyla şalgamını üretirler. Adana'nın şalgamı Ereğli'nin siyah havucundan yapılır. Beyaz kirazın ve siyah havucun Ereğli ile ilgili coğrafi işareti tescil edilmiş vaziyette. Bir de başkanım İngiliz atları da burada yetişiyormuş. Ondan da vallahi değerli. İngiliz'i de var, Arap'ı da var. Yani Türk atları da var burada. At yetiştiriciliğinde Ereğli çok önemli bir merkez. Osmanlı'dan bu yana sipahilerin atlarına kadar
Efendime söyleyeyim, Ereğli'de yetiştirildiği gerçeği var. Ama Ereğli'nin bir hipodromu yok. Ereğli'de bir hipodrom da olsun istiyoruz. Buna uygun bir yerimiz var. İnşallah onunla ilgili bir değerlendirme yaptığımızda da müspet bir neticeyi temin edelim istiyoruz. Bir hipodrom yapılmasıyla ilgili de girişimimiz var. İnşallah bunun neticesini de alalım istiyoruz. İnşallah. Tabii Ereğli deyince yakınımızda İvriz var. Oraya da değinmemiz gerekiyor değil mi başkanım? İvriz tabii Ereğli Ovası için kıymetli bir yer. Tarihi özelliği de var. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk tarım anıtı hüviyetinde İvriz Kaya Anıtı'nın başak ve üzüm salkımıyla bağlı olarak yapılmış bir varfarabas anıtı var orada. Suyuyla, havasıyla, yetiştirdiği tarımsal ürünlerle İvriz bölgesi de gelinip görülmeye değer yerlerde. Tarih, doğa iç içe. Evet. Tarım, sanayi iç içe. Termal, şifa iç içe. Yani çok sayıda birliktelikleri, güzellikleri yaşayabileceğimiz bir şehir. Ereğli Belediyesi'ne ait 776 bin metrekarelik bir alan var. İçinde yüzme, havuzu ve gölet olan bir alan bu. Orada yap işlet devret modeliyle termal bir otel yapılmasıyla ilgili alınmış bir meclis kararımız var. İnşallah bunun ihalesinin hazırlıklarını da arkadaşlarımız yapıyorlar. İhalesiyle birlikte de Ereğli muhteşem bir termal tesis kazansın istiyoruz. Burada bu alanın içerisinde iki tane çim futbol sahası var, piknik alanı var, gölet var, yüzme havuzu var, efendim mesire hüviyeti de var. Bol oksijenli bir alanda termal tesisin kurulması rentable bir işletmeciliği de beraberinde getirir. Yine İvriz'de bir otel yapılmasıyla ilgili oradaki bizim arazimizde doğal turizme yönelik bir başlangıç oteli yapılabilir diye düşünüyoruz. Bu manada yatırımcılara, endüstri bölgesi itibariyle, gıda istihdam organize sanayi bölgesi itibariyle, termal turizm itibariyle, doğal turizmle bağlı olarak ya da termal seralarla bağlı olarak üretimle ilgili vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi yatırım yapmaya bekliyorum. Evet. Ereğli yatırım yapsın. Nitelikli iş gücü potansiyelimiz de çok yüksektir bizim. Bu anlamda inşallah yatırımcılarımızın da dikkate aldığı, değerlendirme içinde bulunduğu bir şehir hüviyeti Ereğli kazansın istiyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Allah'a emanet ediyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun başkanım. Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi de Ereğli'nin Akyük Termal Tesislerindeyiz. Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Oprukçu'nun Ereğli'ye kazandırmış olduğu termal tesislerindeyiz. Dolayısıyla buraya oteller de yapılacak. Ereğli'nin gelecek yıllardaki yatırımlarından birisi de bu termal tesisler. Sağlık turizminde de ön plana çıkan Ereğli'yi sizlere izletmek istedik. Bizden ayrılmayın. Ereğli'deki yolculuğumuzda şimdiki durağımız Ziraat Odası. Bakalım Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'nın Ereğli ilçesinde neler yetişiyor? Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi de Ereğli Ziraat Odası Başkanımız Sayın Abdullah Çelik'le beraberiz. Sayın Başkan, Ziraat Odası olarak neler yaptınız, neler yapacaksınız, hedef nedir? Bize anlatır mısınız? Ereğli biliyorsunuz potansiyel bir yer. Ereğli'mizde şu an ekim olaraktan fide, domates, karpuz, kavun gibi yazlık ürünler ekiliyor. Kavun, pancar gibi ürünler, işte tanelik, mısır. Hububatlarımızı ektik. Şu an gübreleme, işte ilaçlama dönemleri başlayacak. Biz evet. üreteceğiz. Vatandaşımız, halkımız evde kalsın, sıkıntı yok. Biz zaten onlar için üretiyoruz. Tarladayız, çiftlikteyiz. Hiç aksatmadan en iyi şekilde zaten işimize devam ediyoruz. Bugünleri zaten bu şekilde aşacağız Allah'ın izniyle. Bir gıda sıkıntısı olmaması için üretimimizi daha çok arttırıyoruz. Tahıl gibi ürünlere yönlendiriyoruz çiftçilerimizi. Yani alternatif ürünlerin dışında temel gıdalar, nohut gibi, fasulye gibi, buğday gibi o
taraflara yönlendiriyoruz. Yani olmazsa olmazı 34 bin falan üyemiz var. 22 bin falan aktif şu an çiftçilik yapan, tarım yapan üyemiz var. Ereğli'de 190 bin civarında hayvanımız var. Büyükbaş 140-150 bin civarında küçükbaş hayvanımız var. 52 bin dakar gibi bir bahçemiz var. Yani Ereğli demek tarımın merkezi demek. Yani ne kadar da yani ilçe olsa biz yani tarıma aşkın bir durumdayız şu an. Tarımda Ereğli'de yok yok. Hedefimiz bir fazla üretmek. Yani bu zor günlerde halkımızın yanında olmak, bu zor günlerde devletimizin yanında olmak. Çiftçimizin şu an istediği devletten ne? Enerji. Bak ben hafta sonu yine sahadaydım. Depolarımız dolu. Elması var, havucu var. Yani alternatif şu an ürünler depolarda dolu. Şu an depolardaki ürünler sevk olmuyor. Gitmiyor yani. Durdu. Ama yani üreticimiz diyor ki biz böyle ettiriyor diyemeyiz. Burada bir sıkıntı var. Bunu da buradan bir yetkililerimize, büyüklerimize duyuralım. Yani bu depodaki çiftçimiz elektrik kesilirse oradaki ürün çürür. Biz de bir paket yani devletimizin çok şey olmasa da yani çiftçilerimize de bir motive etmek gerekiyor. Yani neticede yani bu ülkede tarım olmasa hiçbir şey olmaz. Tabii ki sağlıkçılarımız her şeyin üstünde başımızın tacı ayrı bir mesele. Ama gıda olmazsa insanları eve kapattık. Gıdasını üremedik. Ne yiyecek bunlar? Bizim her şartlarda üretmemiz lazım. Biz korona da olsa, savaş da olsa, ne olursa olsun biz arazide olmamız lazım. Bizim üretmemiz lazım. Vatandaşımız, devletimizin aldığı kararlara uysun. Gıda sıkıntısı, et sıkıntısı, süt sıkıntısı Allah'ın izniyle olmaz. Buğday sıkıntısı da olmaz. Biz üretmeye devam ediyoruz ve gideceğiz. Başarılar diliyoruz. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet sevgili izleyenlerimiz. Ziraat Odası Başkanımız Sayın Abdullah Çelik dinlediniz. Gerçekten önemli konulara değindi. Dolayısıyla siz evde kalın, çiftçiler yine üretmeye devam ediyor. Bu arada vizyon da devam ediyor. Bizden ayrılma. Anadolu'daki yolculuğumuz devam ediyor. Bakalım Özgür Yıldıran'ın şimdiki konuğu kim? Ülkemizin en önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Ereğli, özellikle pancar üretiminde öne çıkıyor. Biz de vizyon ekibi olarak Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Talha Üzer'i ziyaret ettik ve çalışmaları hakkında bilgi aldık. Sayın Başkanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Kooperatif deyince çok önemli bir kitleye hitap ediyorsunuz. Özellikle Ereğli'deki Pancar Kooperatifi üreticileri olarak neler söylemek istersiniz? Kooperatifin görevleri nelerdir? Sizden dinleyelim. Bizim kooperatifimiz Ereğli, Karaman, Karapınar, Emirgazi, Halkapınar geniş bir interland sahasına sahip 36 bin üyeli bir üretici kooperatifidir. Kooperatifimizin dünyadaki birçok kooperatifin yaptığı görevleri üreticiden ürün alma, ürün tedarik noktasında üreticilerimizin her zaman yanında oluyoruz. Üreticiden tüketiciye son günlerde de bahsedildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu işle ilgili birçok düşüncelerini beyan ediyor. Biz de tüketicilerimize daha az girdiyle mal olacak katma değerli ürünler yaratmaya çalışıyoruz. Biz Türkiye'de 31 tane pancar ekici kooperatifiyiz. Üst birliğimiz Panko Birlik, birçoğunuz biliyorsunuzdur. Panagro, Torku gibi üreticinin kendi markası olan kendi ürünlerini işleyerek katma değere dönüştüren Recep Konuk Genel Başkanımızın çatısı altında çalışan kooperatifleriz. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi de %15.5 Torku'nun, Konya Şeker'in, Çumra Şeker'in hissedarıdır. Birlikte çalışım uyum içinde de biz de bu görevde olduğumuz için, üreticilerimize hizmet ettiğimiz için herkese teşekkür ediyoruz. Bize bu görevi layık gördükleri için. Dolayısıyla birlik ve beraberliğin de güzel bir göstergesi aslında değil mi başkanım? Aynen. Birlikte dediğim şu son günlerde biliyorsunuz dünya koronavirüsünün altında. Biz bu birlikteliği gösterirken şeker pancarı üretimi, bu kooperatifler şeker pancarı üretimi çatısı altında kurulmuş. Çumra Şeker'den Konya Şeker, Kayseri Şeker kooperatif kuruluşlarıdır. Biliyorsunuz bu virüsle mücadelede etanol şeker pancarından üretiliyor.
Genel Başkanımız Sayın Recep Konuk da %56 etanol üretiminin bir çiftçi kooperatif tarafından yapıldığı ve devletimiz ve milletimizin sıkıntılı dönemlerinde bu işin içinde olmamız gerektiğini el attığımızı da herkese duyurmuştur. 117 milyon ciroya sahip olan çiftçinin girdisini sağlayan bir kooperatifin başına geldik. İkinci yılımızı tamamlamak üzereyiz. 350 milyon civarında bir ciroya ulaştık. Çiftçilerimize hizmet noktasında her anında, her saatinde yanında olmaya gece gündüz devam edeceğiz. Biz de vizyon olarak Başkan Üzere ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Sevgili seyirciler, şalgam deyince akla gelen ilk markalardan birisi elbette ki Doğanay Şalgam. Biz de Doğanay Şalgam'a gittik ve şalgamla ilgili çalışmalarını kendilerinden dinledik. Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi de Doğanay'ın soğuk hava deposundayız. Doğanay Şalgam biliyorsunuz ünlü bir firma. Dolayısıyla biraz bilgi alalım istedik. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğanay Şalgam'ın şu an soğuk hava tesislerindeyiz. Siyah havuç Ereli'de yetişiyor ama Doğanay firması Adana'da değil mi? Evet. Biraz bilgi alalım firma faaliyetleri hakkında. Konya Ereli'de tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Burası soğuk hava depolarımız. Havucu burada stokluyoruz. İhtiyaç halinde buradan Adana'ya sevk ediyoruz. Ana fabrikamız Adana organizede. Şalgam üretimimiz Adana'da yapılmakta. İhtiyaç halinde buradan yolluyoruz. Üretimimiz Adana'da yapılıyor. Evet. Dolayısıyla bayağı büyük bir soğuk hava depoları var. Kaç tonluk burası? 7500 tonluk kapasitede soğuk havalarımız. Gelen ürünleri burada depoluyorsunuz. Buradan Adana'ya gönderiyorsunuz, evet. Öyle mi? Evet. Nasıl bu sene ürünler? Bu kalite sene nasıl? Bu sene çok güzel, bereketli bir yıl geçirdik. Havuç yani hasadımız güzel oldu. Memnunsunuz yani. Başardık. Memnunuz. Evet. Dolayısıyla herhalde yılın 12 ayı devam ediyor değil mi bu? Evet. Yıl 12 ay ihtiyacımızı karşılayacak havucumuzu stokluyoruz biz. Ara vermiyoruz hiç. Yeni sezonla arayı kapatıyoruz. Evet. Doğanay Şalgam'ın sahibi de tabii Remzi. Doğanay'a da buradan selamlarımızı iletelim. Kendisi yoğundu, gelemedi. Dolayısıyla sizler bilgileri verdiniz. Adana'daki tesis hakkında da biraz bilgi alalım. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayisi'nde. Fabrikamızda hem şalgam hem limonata çeşitlerimiz var. Sirke yapımları. Yani ürün çeşidimiz bol. Yani şalgamla kalmadı. Diğer ürünlerde de varsınız. Evet, diğer ürünlerde de varız. Sirkemizden tutun. Yani çeşitlerimiz bol. Evet. Yani hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, şalgam üretilen önemli ilçelerimizden birisi olan Ereli'deki şalgamla ilgili çekimlerimiz devam ediyor. Şimdiki durağımız Günseven Şalgam. Bakalım Günseven Şalgam çalışmalarıyla ilgili olarak bizlere neler anlatacak? Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi de Ereli'deki Günseven Şalgam'dayız. Günseven Şalgam'ın yönetim kurulu başkanı Sayın Nedim Günseven'le beraberiz. Nedim Bey merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Firma ne zaman kuruldu, nereden nereye geldiniz? Öncelikle bir firmanızı tanıyalım. 1997 yılında şirketimizi kurduk, bir aile şirketiyiz. 2010 yılında şalgam üretimine başladık. Ama biz yaklaşık 35 yıldır da siyah havuç üretiyoruz. Yani şalgamın ham maddesi olan siyah havuç Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde olur. Diğer bölgelerimizde, illerimizde, ilçelerimizde de olsa dahi arama oranı ve özelliklerinden dolayı Ereğli'ninki Karapınar'ı daha bir farklı. Yeteri kadar tanınmıyor, yeteri kadar bilinmiyor ama şalgam gerçekten çok çok faydalı bir içecek. Çünkü %100 doğal, organik, fermente olan bir ürün. Fermente olan bir ürün dediğimiz zaman içerisinde canlı bakterilerin olduğu, insan sağlığına ve vücuduna da faydalı olan bakteriler var. Bunu halkımız, toplumumuz çok tüketmemiz lazım. Evet. Özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımıza da buradan iletmiş olalım değil mi? Tabii Almanya'da, Hollanda'da, Irak'ta 3 ülkeye ihracatımız var. Oralarda da şu anda Günseven Şalgam'ı görebilirler, bulabilirler. Aynı zamanda şalgam tüketsinler arkadaşlar. ABC firması değil yani üreticisi değil. Tabii sağlıklı olan
doğal olan şalgam tüketsinler. Şalgam her şeyden evveli ekonomimize katkısı olan, yani toprağımızdan gelen, ülkemizde üretilen, ülkemizde çıkan %100 milli bir içeceğimiz, milli ürünlerimizden birisi. Günseven firması olarak da birçok ürüne de imza atmışsınız. Evet. Onlardan da bahsedelim. Elma sirkesi, üzüm sirkesi, nar ekşisi sosu, limonata ve beyaz sirke. Beyaz sirke de biliyorsunuz dezenfekte de kullanılıyor temizlik olaraktan. Yani bunları kullanılmasını tavsiye ederim. Vizyon'un Anadolu'daki yolculuğu reklamlardan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın. Dokuz Işık Grubu'nun sunduğu Vizyon devam edecek.